Basına makam oyunu. Öğretmenlik meslek kanunu iptal edilmeli. Öğretmenlere Ankara'ya dönüşen seminer sınav süreci durdurulmalıdır. Ekonomik ve özlük haklarımızı ayrımsız uygulanmalıdır. Siyasi iktidar ve Milli Eğitim Bakanlığı eğitimin aslı bileşenlerinin görüşünü almadan masa başında hazırlanmış meslek kanunu ile eğitim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarını tek taraflı olarak düzenlemiştir. Bu kanunun muhatabı olan öğretmenlerin iradesi dışında onların hakları ve taleplerini dikkate almadan hazırlanmış eğitim emekçilerinin bütün eleştirilerine rağmen yandaş sendikanın desteğiyle iktidar tarafından yasallaştırılmıştır. Anayasa Mahkemesi süreci devam ederken yönetmelik yayınlanmış ve öğretmenlik kariyer basamakları sürecinin uygulanmasına başlanmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin bir an önce bu haksız süreci durdurmaya yönelik olarak karar sürecini hızlandırmasını talep ediyoruz. Sendikamız Eğitimsen bu kanuna dair sürecin en başından bugüne itirazlarını yükseltmiş, gerek eylem ve etkinliklerle gerekse hukuksal mücadeleyle bu kanunu ve bağlı süreci durdurmaya çalışmıştır. Ne yandaş sendika gibi kanunu muhalefet eder gibi gözücük üyelerini sınava hazırlama tutumuna girmemiştir. Eğitim emekçilerinin bu kanun ve yönetmelik kapsamında Ankara'ya dönüşen seminer kıskacına alınmasına da sınava da kariyer basamaklarına da karşı olan sendikamız bu kanunun ve yönetmeliklerin bir an önce iptal edilmesini öğretmenlere yaşatılan anlamsız, nitelik kazandırmayan ve tersine öğretmen emeğini değersizleştiren bu sürecin bir an önce durdurulmasını talep etmektedir. Öğretmenlik meslek kanunu ölü doğmuştur, iptal edilmelidir. Hayatında bir kez dahi ders işlememiş, öğretmenliğin cefasını çekmemiş, fedakarlığın meyvesini tatmamış ve öğrencilerin gözlerinde kendisini görmemiş kişilerin hazırladığı ve bizlere dayattığı bu öğretmenlik meslek kanunu kabul etmiyoruz. Söz yetki karar öğretmenlere, söz yenlere, söz yetki karar öğretmenlere. Öğretmenlerin yeterliliğini ölçeceğiz diyenlere soruyoruz. 76. maddeyle atadığınız şube müdürlerinin, mülakatla atadığınız idarecilerin, sınavsız atadığınız proje okulun yöneticilerinin yeterliliğini neyle ölçtünüz de öğretmenlerin yeterliliğini ölçeceksiniz? Mevcut meslek kanununun öğretmenlerin ihtiyaçlarını karşılamadığı açıkça ortadadır. Bundan dolayı yeni bir meslek kanunu düzenlemek zorundadır Milli Eğitim Bakanlığı. Öğretmenler lehine bir içerik taşıması gereken meslek kanunu ILO ve UNESCO tarafından 5 Ekim 1966'da kabul edilen öğretmenlerin statüsüne ilişkin tavsiye kararı ve anayasanın eşitlik ilkesine uygun bir şekilde düzenlenmelidir. Eğitimsen olarak eleştiri ve önerilerimiz doğrultusunda hazırlanacak gerçek bir meslek kanunu talep etmeye devam edeceğiz. Banka promosyonları güncellenmelidir. Yıl başında bu yana Türk lirasında yaşanan aşırı değer kaybı ve yüksek enflasyon nedeniyle daha önce imzalanan ve hala yürürlükte olan banka promosyon sözleşmeleri nedeniyle kamu emekçileri ciddi anlamda ekonomik zararla karşı karşıyadır. Enflasyonun %20'nin altında olduğu ve çalışanların bu enflasyona göre maaş ve ücret zammı aldığı dönemde imzalanan sözleşmeler resmi enflasyonun %80'leri aştı ve çalışanlarının maaşlarının enflasyon farkı nedeniyle arttığı bu dönemde anlamını yitirmiştir. Bu nedenle başta kamu bankaları olmak üzere tüm bankalar maaş ödediği emekli ve çalışanlara verdiği promosyonları geçmişe yönelik olarak da kapsayacak şekilde güncellemelidir ya da revize edilmelidir. Biz eğitim sen olarak eğitim öğretim yılına giderken eğitim öğretim hazırlık ödeneğinin ayrımsız bütün eğitim ve bilim emekçilerine bir maaş tutarında ve yılda iki kez ödenmesi sağlanmalıdır talebini bir daha dile getiriyoruz. 2021 Ağustos ayında yandaş sendika tarafından imzalanan toplu sözleşmenin eğitim ve öğretim bilim hizmet kuruluna ilişkin toplu sözleşme bölümünde öğretim yılının hazırlık ödeneği başlıklı 11. maddesinde
657 sayılı kanunun ek 32. maddesinden verilen öğretim yerine hazırlık ödeneğinin 2022 yılında 1325 TL, 2003 yılında 1400 TL olarak ödeme hükmünde bulunmaktadır. 2020 yılında 1210, 2021 yılında ise 1250 TL olarak verilen eğitim ödeneği günümüzde enflasyon oranları ve kırtasiye kalemlerindeki ciddi artışlara rağmen yandaş sendika memur sendika sayesinde 2022 yılında sadece 1325 TL olarak ödenecektir. Ekonomik krizin geldiği düzey ve enflasyon oranlarının dikkate alındığında bu rakamın çok yetersiz olduğu açıktır. Gerekli düzenlemeler bir an önce yapılmalı ve eğitim öğretim hazırlığı ödeneğinin ayrımsız bütün eğitim ve bilim emekçilerinin bir maaş tutarında ve yılda iki kez ödenmesi sağlanmalıdır. Biz eğitim sen olarak tüm eğitim emekçilerinin sesi olmaya devam edeceğiz. Ekonomik, özlük, mesleki, sosyal ve demokratik haklarımız için mücadelemizi yükselteceğiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın eğitim sen, yaşasın KESK. Destekler için teşekkür ederiz.